Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, iplerimden de gördüğünüz üzere size bugün menekşe modelinin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Menekşe modelimiz de arkadaşlar bu şekilde. Böyle büyük, irice bir model arkadaşlar. Yapraklar arasında menekşe modelimiz. Evet, modelimizin yapımına şimdi geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ipimizle bu şekilde buraya 10 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Bakın arkadaşlar, ilk zincir şöyle hafif bir sıktırıyorum. Elimde sıktırmamıştım. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle bir alta giriyorum arkadaşlar. Rahat girmek için biraz bol bıraktım. Bu şekilde dolamadan arkadaşlar kapattım buraya yuvamı bu şekilde. Şimdi 7 tane zincir çekerek yuvaları hazırlayalım. 7 zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. Yapmış olduğum bu halkamın içine, yuvamın içine girdim. 1, 2, 2. Bu şekilde bir tane halka yaptım arkadaşlar. Yuva yaptım. 3 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Buradaki yuvanın, yani tüm yuvaları zaten bu halkanın içine yapacağız arkadaşlar. 3 seferde çektim. İkinci yuvam da hazır. Tekrar 3 zincir. Bir defa doladım. Yuvanın içine girdim. 1, 2, 2. Toplam yuva sayımız arkadaşlar 7 tane olacak. 3 zincirimi çektim. Yuvalarımızın aralıkları 3 zincir. 1, 2, 2. 3 seferde. 3 zincir. Bir defa doluyorum. Trabzanımızı da 3 seferde çıkarıyoruz. 2, 3, 5 oldu. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 6. yuvamız. 7. yuvamızı da 3 zincir çekip, bu 7 zincir çekmiştik. Bunun 3. zincirini arkadaşlar bu şekilde buraya kapatıyorum. Ve bir yuvamız oluştu arkadaşlar. Bu şekilde bir yuva yaptık. Yuvamızın içine menekşemizin yapraklarını yapacağız arkadaşlar. Şimdi 4 zincir çekerek başlayalım. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2, 2. 3 seferde aldım trabzanımı. 2 defa dolayıp buraya baştaki zinciri de sayarak 6 tane yapacağız. 7.'yi de yine zincirle yapacağız arkadaşlar. 2, 2, 2. 2 defa tığın başı dolandı. Yuvaya girdim. 2, 2, 2. 2, 4, 5 oldu arkadaşlar. 6 tane bu şekilde trabzanımı yaptım. 7.'yi 4 zincir çekiyorum. Ve aynı yuvada kapattım arkadaşlar bu şekilde. Aynı yuvamın içinde kapatıp bir tane yaprağım bu şekilde oluştu. Ve yandaki, yani ikinci yuvama da bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi arkadaşlar bu yapraklar aynı papatya yaprağı gibi oluyor ama ikinci sırada, yani bir ton açığını, kenar kontürünü gittiğimizde gerçekten menekşeye dönüşecek. 2 defa doladım. 2, 2, 2 alarak trabzanımı yaptım. 2 oldu. 2 defa tığımın başına doluyorum arkadaşlar. Bu aynı işlemi bütün yuvalarımızın içine yapıyoruz. 3, 2 defa doladım. 2, 2 aldım. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 zincir kapattım buraya. Yandaki yuvamızın içine sık iğne ile geçtim. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2, 2 olarak aldım. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2, 2, 2, 3 oldu. 2, 2, 2. 4 oldu arkadaşlar. 2, 2, 2. Bu şekilde 5 oldu. 2, 2, 2. 6 tane olunca arkadaşlar hemen 4 zincir, 4 zincirimi çektim. Aynı yuvanın içinde kapattım. Bu da 7. trabzanım oldu. Bu şekilde her yaprağın içine 7'şer trabzan yaparak devam ediyoruz. Yandakine sık iğne ile geçelim. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa doladım. 2, 2, 2. 2 defa dolayarak tam 6 tane yapıyoruz. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 zincir. 4 zincirimi çekip yuvaya kapattım arkadaşlar. Tekrar sık iğne ile geçtim. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa doluyorum. 2, 2, 2. 2, 2, 2. 4, 5, 6, 7'yi 4 zincir olarak yuvada kapattım. 5 tane yaprağımızın içini doldurduk. Hemen 6.'ya da bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. 4 zincir, 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2, 2, 2. 2 defa doluyorum. 2, 2, 2, 3 oldu. 2, 2, 2, 4 oldu. 5 oldu. 2, 2, 2. 6 tane trabzanım oldu. 4 zincirimi çektim. Yuvada kapattım bu şekilde. Şimdi hemen sonuncu yuvama da sık iğne ile geçiş yaptım. 4 zincirimi çekip 2 defa doluyorum. 2, 2, 2. 2, 2, 2. 3 oldu trabzan sayım. 2, 2, 2. 4 oldu. 2, 2, 2. 5 oldu. 6. arkadaşlar. Ve 4 zincirimi de çekip menekşemizin işlemini bitiriyoruz. Bu şekilde kapattım burayı arkadaşlar. Bir zincir de çekiyorum. İpimi koparıp hemen ipimi arkadaşlar bu şekilde karşısındakinden şöyle 2 ilmek alıp geçirdim bu tarafı. Şöyle iyice bir gerdireyim. Şimdi açık tonunu yapalım arkadaşlar. Papatyamız bu şekilde hazır. Menekşeye dönmeye hazır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi menekşelerimiz hazır bu şekilde. Şimdi arkadaşlar açık bir ton, şöyle pembeye yakın. Çünkü arkadaşlar kendi açık lilasını koyduğum zaman çok boğulu bir değişik oldu. En uygun bu ipi buldum. Bu şekilde açık pembe ile kenar kontürünü yapacağım arkadaşlar. Evet, sık iğne ile bunu buraya tutturdum arkadaşlar. Şu yaptığımız yerden girdim bu şekilde. Ve buraya arkadaşlar yine 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi ilk trabzanımın tepesine bu şekilde kapattım. Bu şekilde ilk trabzanımın tepesine kapattım. 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2 zincir. Buradaki yandaki trabzanımın tepesine kapatıyorum arkadaşlar. Buralara kirpik yapıyoruz. Kirpik yapıyoruz arkadaşlar. 2 zincir. Hemen yandaki trabzanımın tepesine kapattım. Şimdi yine 2 zincir yandaki trabzanımın tepesine kapattım. Buraların kirpikleri hazır arkadaşlar bu şekilde. Şimdi buraya yine 4 zincir çekip Dibine değil arkadaşlar, hemen yanındaki ikinci papatyanın dibine bu şekilde kapatıyorum. Size göstermek için açınca arkadaşlar, tığın ipi pırtmış, yeniden yaptım bu şekilde. Buraya sık iğne ile arkadaşlar ikinciye, bu dibine değil bir öteye bu şekilde. Şimdi buraya 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi ilk trabzanımın tepesine kapatıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu yaprakları menekşeye döndürüyoruz bu şekilde. 2 zincir yanındaki trabzan tepesine, 2 zincir yanındaki trabzan tepesine bu şekilde. 1 2 zincir hemen yanındaki trabzan tepesine, 2 zincir trabzanımın tepesine kapattım arkadaşlar. 4 zincir yine aynı şekilde dibine değil yanındaki papatyanın dibine bakın arkadaşlar. Bu şekilde kapatıyorum ve sık iğne yapıyorum buraya. Yine 4 zincir. 4 zincirimi ilk trabzanımın tepesine kapattım bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu şekilde tüm papatyamızın menekşemizin yapraklarını yapıyoruz arkadaşlar. 2 zincir kirpik yaptım. 2 zincir kirpik yaptım. Bu şekilde 1 2 3 4 zincir. Yapım işlemi anlaşıldı arkadaşlar umarım. Beraber 3 tane yaptık. Bu diğer 4 tanesini de ben doldurayım geleyim. Fazla vakit gitmesin arkadaşlar. Uzamasın daha fazla videomuz. Evet arkadaşlar, bu şekilde menekşeyi bitirdim. Şimdi bu sarı tohumlarını atmaya geldi sıra. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar bu trabzanların, iki trabzanın arasına giriyorum bu şekilde. Buraya ipimi tutturuyorum, hem de sık iğne yapıyorum. Buraya. Buraya arkadaşlar şimdi 5 tane zincir çekeceğim. 5 tane zincirimi yine aynı noktaya kapatacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi hemen yandaki trabzan arasına giriyorum bu şekilde arkadaşlar. Ve kapattım sık iğne ile. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum buraya. İki trabzan arasına girdim. Sık iğne yaptım. Bu şekilde. 5 zincir. Ve 5 zincirimi burada aynı noktaya kapattım. İki trabzan arasına girdim sık iğne ile bu şekilde. 5 zincir kapattım bu şekilde. Sık iğne ile girdim. 1 2 3 4 5. 5 zincirimi yine aynı şekilde arkadaşlar buraya kapatıyorum. Tohumun atması çok zevkli arkadaşlar. Bu menekşeyi menekşe olarak gösteren tohum olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde. Sonuncu yuvamıza da sık iğne ile girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buraya kapattım bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu şekilde sonuncu yuvamıza da bir sık iğne olarak, aslında ip bir şöyle geçirebiliriz arkadaşlar ipimizi de bu şekilde. Neyse, sık iğne yapalım arkadaşlar, uğraşmayalım. Bu şekilde sık iğne ile geçtim ilk battığım yuvamın içine de ve ipimi koparıyorum. İplerimizi arka tarafı çekiyoruz arkadaşlar. Alt tarafta yakalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde yeni başlarken de tığ battıya sık iğne ile giriyoruz. Biz de buraya bir sık iğne yaptık arkadaşlar. sık iğnemizin üzerine bir zincir. Bir zincirimizi çektikten sonra zaten bu zincir bu örümceğin sağlıklı bir şekilde kullanabilmek için arkadaşlar. 3 defa doluyorum. 2 tığ battı atlayıp 3 defa dolamamın sebebi arkadaşlar yaprak için. Çünkü yaprağımı 2 tane dolamayla sığdıramıyorum. Bu şekilde herhalde ya sıkı çekiyoruz arkadaşlar ondan. Ama gayet 3 dolamaya rahatlıkla yaptığım trabzana yaprağım sığıyor. 2 zincir, bir defa doladım. 2 olarak aldım. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2. 3 tane bu şekilde trabzanım olunca hemen 2 defa dolayıp 1, 2, 2, 2. Bu sık iğnem için yaptığım son trabzanım. 4. trabzanım. 4 zincir çekip bu şekilde trabzanıma girdim arkadaşlar. Kapattım tomurcuk olarak. Buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğneyi yaptım. Ve 5.'yi de yaptığım trabzana bağladım arkadaşlar. Şimdi buraya da 5 tane sık iğne yapıyorum. 3, 4 ve 5. Hemen yandaki tığ battıya da bir sık iğne ile geçiş yapıyorum arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum örümceğim içinde olsa. Bir zincirimi çektim. Şimdi arasına arkadaşlar ben örnek olarak 3 tane veriyorum. Siz en fazla 4 veya 5 verin, daha fazlası aralıklısı güzel durmaz arkadaşlar. Bu şekilde şimdi tığ battılar yaparak çiçeğim için biraz mesafe açacağım arkadaşlar. 2 zincir kapattım tığ battı olarak. 2 zincir kapattım tığ battı olarak. 2 zincir kapattım tığ battı olarak. Bu şekilde 3 tane tığ battı arası verince hemen arkadaşlar. Şimdi hiç zincir çekmiyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çekip denedim çatmak için. Bu sallandı, bu şekilde kalıp gibi durmasını istiyorsanız hiç arasına zincir çekmeyin. Şu arkadaşlar kenar kontürünü yaparken yaptığımız pembe renk var ya, açık olan renk. Onun arasından girip bu şekilde bir ilmek alıyorum. Ve hiç zincir çekmediğim yere şu ipin ucunu da bol bırakmadan bu şekilde kalıp gibi arkadaşlar olmasını istediğim için hiç zincir çekmiyorum. Buraya kapattım. Yine aynı tığ battımın içine kapatıyorum ki şöyle bu şekilde sağlam dursun arkadaşlar. Bir ileri trabzan ve geri tığ battı yapmıyorum yani. Aynı tığ battının içine sık iğne ile girdim ilmeğime. İlmeğimi aldıktan sonra da geri tığ battıma aynı şekilde sık iğne ile kapatıyoruz. Ve buraya ben 4 tane arkadaşlar 2 zincir çekerek tığ battı yapacağım ara mesafesi için. Ve kapatacağım buraya. Bir tane tığ battı. 2 zincir kapattım. 2 zincir 3 oldu. 2 zincir 4 oldu. 4 tane ara mesafesini verince arkadaşlar 7 tane buraya yaprak yapmıştık ya, 4'ünü yukarı gelecek şekilde, 3'ü aşağı gelecek şekilde. Ters söyledim arkadaşlar. Çünkü ters tarafa bana baktığı için 3, 4. 4 yaprak saydım. Şimdi bu yaprağı kaldırınca aşağı gelmiş olacak bu 4 yaprak. Bu şekilde 4. yaprağımın ilmeğinden bir tane ilmek çıkarıyorum ve buraya sık iğne ile kapattım. Sık iğne yaptığım, yani ilmeği kalıp sık iğne yaptığım aynı tığ battımın içine kapatıyorum arkadaşlar. Asla uzatmıyorum. Çünkü bunu buraya sıkı sıkı, bakın, kımırdamadan sabitlemek istiyorum. 2 tane zincir çektim. Bir tane tığ battı yaptım. Yine aynı şekilde arkadaşlar yaprakla arasına 3 tane tığ battı yapacağım. İpimin katı geldi arkadaşlar. Bu şekilde şöyle elimizle düzeltelim. Her şey doğal arkadaşlar bizde. 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2 zincir. Hemen yandaki tığ battıma girdim. Kapattım. 1, 2 zincir. Yandaki tığ battıma girdim. Kapattım. Sayalım. Evet, 3 tane olmuş arkadaşlar. 3 tane yeterli. Bu şekilde geri kaldırıyoruz yaptığımız menekşeyi. Evet arkadaşlar bakın. Yapraklı hemen hemen birer tane tığ battı gözüküyor aralarında bu şekilde. Ve bu da menekşemiz için yeterli. Evet arkadaşlar, yine yaprak yapacağız. Buraya ara mesafesi gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane yaprak menekşelerimizin arasında. Fazla da uzağa çirkin durur. Ya 3 ya da 5 tane yapın arkadaşlar. Şimdi tekrar bu şekilde bir örümcek yapıyorum. Orta boy. 2 defa 3 defa doladım arkadaşlar. 2 tığ battı atlıyorum. 3. tığ battımın içine 1 2 2 2 2 olarak uzunca bir trabzan yaptım. Şimdi 1 2 zincir, bir defa doluyorum. 2 2 aldım. Bir defa tığın başını doladım. 1 2 2 3 oldu arkadaşlar. Hemen dördüncü için 2 tane doladım tığın başına. 1 2 2 2 tane aldım. Dördüncü trabzanıma 4 zincir kapattığım tomurcuk olarak buraya. Şimdi arkadaşlar 5 tane sık iğne yapıyoruz buraya. 1 2 3 4 ve 5. trabzanımı kapattım bu şekilde. Yaprağım hazır arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. Bu şekilde yaprağımı hazırladım. Yandaki tığ battıya kapattım ve arkadaşlar bir tane yeter mi? Anlaşıldığına umarım arkadaşlar. Bu şekilde ipimi kopardım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok hoş, görünümü de çok hoş duran bir model arkadaşlar. Muhakkak yapmanızı tavsiye ederim. Çeyizlerinizde bulunsun. Hele mor renk yazmanın üstüne şahane duracağından eminim tek renk yazmanın üzerine arkadaşlar. Bu şekilde modelimiz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.